RGB stüdyolarından hepinize merhaba. Haber vesaire gündemiyle karşınızdayız. Ben Melis İlayda Gülyol. Ben Arda Ali Paşaoğlu. Etrafımızda insanlığa umut veren, küçük de olsa fark yaratan ilham kaynağı olan iyilik hikayeleri var. Bu hikayelerin fark edilmesi ve çoğalması için İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak bu yıl ilk kez iyilik varsa umut var diyoruz. Yanımızda okulumuzun Halkla İlişkiler Müdürü Deniz İncioğlu ve okulumuzun İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Itır Erhardt var. Merhaba, nasılsınız? Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. İlk olarak bilgi umut var nedir? Nasıl bu fikir ortaya çıktı? Aslında siz girişte küçük bir özetini vermiş oldunuz. Bu fikir bizim geçen sene ortaya çıktı. PR ajansımızla yaptığımız bir çalışma sonucunda aslında Bilgi Üniversitesi'nin biraz daha sosyal sorumluluk alanında ne yapabileceğine dair bir çalışmamız oldu. Ve bu çalışmanın sonucunda ajansımız bize güzel bir projeyle geldi. O dönemde ismi farklıydı. Üzerinde çalıştık. Itır hocamızın danışmanlığıyla birlikte Bilgi Umut Var'a ulaştık. Geçen sene tohumlarını attık. Bu Bilgi Umut Var aslında içimizi ısıtan, hayata dair umudumuzu arttıran, iyilik hikayelerinin ve elbette ki onların kahramanlarının daha görünür olmasını sağlayan bir proje olacak bizim için. Sürece dair bilgi veririm ama belki Itır hocanın ekleyeceği olabilir arada. Evet, yani çok umutsuzluk olduğunu gözlemliyoruz aslında geleceğe dair, insanlığa dair ya da ana akım medyada, sosyal medyada görülen haberlerin insanların üzerinde hani genel bir umutsuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Aslında ben çalışma alanım gereği çok sayıda umut hikayesine maruz kalıyorum ve sanki biraz daha dengeli bir şekilde hani olumlu olumsuz haber görüyorum. Hani keşke herkes iyi örnekleri de görebilse diye çıktığımız bir yol bu. Hem o kahramanlar görünür olsun Deniz'in dediği gibi, hem de bizler gerçekten bu hikayelerden ilham alalım ve iyi hissedelim. Umudu büyütelim. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. En çok umut veren 10 tane hikaye seçilecek yarışmanın sonucunda. Ben buradaki umut kavramına biraz yoğunlaşalım istiyorum. Hani bu hikayeler belirlenirken aranan kriterler nedir tam olarak? Aslında biz burada Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini baz aldık. Orada 17 hedef var. İşte toplumsal cinsiyet eşitliğine de değiniliyor. İşte susuzluğa da değiniliyor orada. Çok farklı 17 tane kriter var orada. Bu kriterler baz alınarak yola çıktık. Öğrencilere 10 Ekim tarihinde bir çağrıda bulunduk. Dedik ki sosyal medyada, haberlerde, işte bu televizyon, gazete, internette karşınıza çıkan haberlerde içinizi ısıtan ve gerçekten de bir hayata dokunan, umut verdiğini düşündüğünüz hikayeleri kahramanlarıyla, fotoğraflarıyla, videolarıyla birlikte mail yollayın bize. Ve bu sürecin sonunda şu anda hala devam ediyor, yarın son günümüz. Bu projelerin yani hikayelerin gönderimiyle birlikte aslında orada gördük ki gerçekten umut vaat eden, işte ne bileyim, kimi bir hayvanın hayatında küçük bir dokunuşla aslında o hayvan haklarına dair önemli bir kazanım elde ediyor, önemli bir değişime yol açıyor. Ve hepimize iyi gelen, umut veren, yüzümüzde tebessüm oluşturan bir değişime yol açıyor. Bir diğeri de mesela işte cinsiyet eşitsizliğine karşı bir değişime, bir faydayı aslında ön plana çıkartıyor. Şimdi bu sürecin içerisinde toplanan hikayeler bir web sitesinde 5 Kasım itibariyle açılacak ve halk oylamasına sunulacak. Ve bu halk oylamasının sonucunda sizin belirttiğiniz gibi 10 proje, ama bunu bir yarışma demeyelim. Bir yarışma değil netice itibariyle. Bizim buradaki niyetimiz gerçekten bunları önceliklendirmek, bir sıralamaya girmek değil. Ama elbette ki kimi şey bir sürecin içerisinde, bir prosesin içerisinde bir farkındalık yaratmak gibi bir projeye öyle bakmamız daha doğru olur gibi geliyor. Dolayısıyla yarışma formatında değil, tamamıyla onları görünür kılmak üzere o 10 projeyi bir lansmana, burada Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul'da düzenleyeceğimiz lansmana davet ediyor olacağız.
Peki Itır Hocam, iyilik nedir? Belki güzel bir örnek verebilirsiniz. Yani nasıl bir iyilik aradığımıza dair burada. Evet, iyilik gene tabii iyilik kavramı çok geniş bir kavram tabii. Yani yoldan geçerken işte kapıda sizi karşılayan birine günaydın demek de iyiliktir. Günlük iyi hareketlerdir. Ama biz burada iyiliği aslında Deniz'in de bahsettiği gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden, bunların herhangi birinde bir adım öne gitmemizi sağlayan bir şey olarak tanımladık. Yani bunlar işte bilinçli tüketimde olabilir, suların temizlenmesi olabilir, iklim değişikliğine karşı bir hareket olabilir. Yani bu 17 hedef, mesela 17 hedefin 17.si de birlikte çalışmadır. Aslında sürdürülebilir kalkınma için ortaklıklar. Yani bunların herhangi birine hizmet eden, herhangi birinde bugünden yarına bir tık aşama kat etmemizi sağlayan bir işi iyilik olarak tanımladık bu proje kapsamında. Çünkü bu kriterler hani dünyada herkesin kabul ettiği ve bütün gezegeni ilgilendiren konular olduğu için biz de iyiliği bu çerçevede tanımlamanın hani çok daha somut, çok daha anlaşılır olacağını düşündük. Bilgi Umut Var projesine katılım sağlarken bir katılım şartları önümüze çıkıyor. Evet. Burada sadece Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından katılım sağlanabileceği konusunda bir madde var. Bunun özel bir nedeni var mı? Proje neden dışarıya açılmadı? Ben bunu merak ediyorum. Aslında bunu biz ilk önce kendi öğrencilerimiz arasında Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin hayata dair farkındalığını arttırmaya yönelik bir proje olarak bir start vermiş olduk. İkinci aşaması tamamıyla halk oylaması olacak aslında. Yani orada farklı üniversitelerden öğrenciler de katılabilecek, işte herhangi birisi de katılabilecek öğrenci olmayan da. Dolayısıyla ilk aşamasını biz kendi öğrencilerimizle yürütüyoruz ki kulüpler de bize bu aşamada çok büyük destek veriyorlar aslında. Tamamıyla danışma kurulumuz da akademisyenlerimizden oluşuyor. Tamamıyla aslında ilk adımı hep birlikte, yani biz belki Halkla İlişkiler Ofisi olarak buna start verdik. Ama şu anda üniversitemiz, yani İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak farklı aşamalarındaki katılımlarla birlikte hep birlikte yapıyoruz bunu. Halk oylaması ise bütün kamuoyuna sunduğumuz bir aşama olmuş olacak. O zaman hepimiz, yani herkes katılabilecek. Peki Yatır Hocam, gönderecek hikayelerin gerçek olması gerekiyor sanırsam, değil mi? Böyle, evet tabii, yani gönderecek hikayeler bir hani bu faydalanıcısı, bu projenin yürütücüsü olan somut işler olması gerekiyor. O açıdan tabii değerlendireceğiz. Yani gerçek hikaye, mesela bunda nasıl çok zorda kalırsak belki Teyit.org ekibine soracağız. Yani gerçek bir hikayemdir bu diye. Ya da kahramanına, işte faydalanıcısına bir şekilde ulaşacağız. Evet, hikayelerin gerçek olması gerekiyor ki biz Bilgi Üniversitesi olarak bu yapılan işe bir katma değer katabilelim. Yani bizim hayalimiz aslında bu, bize umut veren 10 hikayeyi seçtikten sonra onların etkisini, sosyal faydasını arttıracak bir de destek verebilmek. O yüzden somut, sürdürülebilir bir iş olsun ki ona değer katabilelim. Bunu da işte Teyit.org gibi direkt o insanlara ulaşmak gibi mekanizmalarla çözeceğiz. Peki güncel olması gerekiyor o zaman, değil mi? Evet, güncel olması gerekiyor ki yani somut büyük, orada... Büyük babamın hikayesini... Hayır, yani o da çok değerli olmasına rağmen bu proje kapsamında onları alamayacağız maalesef. Belki o güzel bir sözlü tarih çalışması olur. Bu proje kapsamında şu anda sürdürülmekte olan ve bizim üniversite olarak bir değer katabileceğimiz işleri, yani somut sürdürülebilir, şu anda da süren ve bizim üzerinde bir etkimiz olabilecek işleri seçeceğiz. Sanırım katılımı sağlayan öğrencinin bu olayı yaşamış olması gerekmiyor. Hikayenin kahramanı başka biri de olabilir, değil mi? Evet, tabii hikayenin kahramanı. Yani siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim. Sokakta gördüğü bir şey de olabilir. Öğrencinin bizzat tanıklık ettiği, kendi videosunu çektiği bir iş olabileceği gibi televizyonda, sosyal medyada gördüğü ve o gün onu gülümseten bir iş de olabilir. İleride bu projeyle ilgili hani daha kapsamlı şeyler görecek miyiz? Devam sağlanacak mı? Planlarınız var mı bu konuda? Aslında henüz üzerinde konuştuğumuz kimi şeyler var. Belki ikinci dönemde biraz daha bunu içeride bilgide neler oluyor, bilginin acaba iyilik veren hikayeleri nelerdir diye bir başka versiyonu olabilir. Ama şu anda henüz bunları konuşuyoruz diyelim. Peki son olarak kesinlikle 17 şeyden ok. İyilik maddelerine kesinlikle şey olması gerekiyor. Yani evet. Ben kendim deyip benim için en büyük iyilik mesela Melis'in içindeki yeteneği ortaya çıkartmak deyip öyle bir şey yapamıyorum. Hayır, hayır. Çünkü somut bir kriter koymanız gerekiyor ki, yani iyilik dediğimiz şey aslında
bu kapsamda gezegen için iyi olan bir şey yapmak. Yani üzerinde yaşayan bütün canlılarla gezegen için. Ve 17 kalkınma kriteri aslında bunların her birine karşılık geliyor. Her şeyi kapsıyor. Yani iyi eğitimden sağlığa erişime kadar her şey var onun içinde. Dünyadaki bütün canlılar var. O yüzden hani mutlaka birinin altına düşüyordur aslında yapılan her şey. Aslında şöyle küçük bir şey de gösterebilirim size. Yani web sitesine girdiğinizde aynı zamanda bizim kriterleri de tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan bu tabloda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini bütün detaylarıyla görmek mümkün. Ve sizin aslında söylediğiniz o hayata dokunan bütün iyiliklerin aslında bütün bu potanın içerisinde karşılığını bulduğunu da görebiliyoruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız, programımıza katıldınız. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama şunu da söyleyelim. Yarın akşama kadar hala iyilik girebilir. Aynen. O yüzden hani buradan ilham alıp şöyle bir etrafınıza bakıp hani son dakika hala katılabilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İkinci konuğumuza geçiyoruz. Nazlı Sümer Aktuar, eski bir bilgi mezunu. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Eşi birazdan burada olacak. Merhaba, Nazlı ben. Lösemi ile mücadele ediyorum. İyileşebilmem için iyilik nakline ihtiyacım var. Yani desteğinize. Süreç çok kolay. İyilik nakli için kök hücre bağışçısı olmak gerekiyor. Türk Kızılayı kan merkezlerinde 5 dakikada 3 tüp kan ve 1 imza ile siz de hayat kurtarabilirsiniz. 18-50 yaş aralığındaki herkes bağışçı olabiliyor. Cinsiyet ve kan grubu fark etmiyor. Yalnız bağış koşullarında bazı hastalıklar dikkate alınıyor. Hepatit B, C, sifilis, kanser, AIDS ve kronik hastalıklar. Hadi durma, hikayeme can ver. Gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar bilgi mezunlarından biri. Kendisi bir yıldan daha fazla bir süredir lösemi hastalığıyla savaş veriyor. Kendisinin dışında diğer hastalar için de bir ses olabilmek adına Hikayeme Can Ver adı altında sosyal medya kampanyası başlatıldı. Bugün bu süreci konuşmak amacıyla yanımızda eşi Serdar Akdoğar var. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eşiniz Nazlı Hanım'ın hastalığı nasıl ortaya çıktı? 2017'deki tedavi süreci hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Geçtiğimiz yıl Nisan ayıydı. Hemen öncesinde, Mart'ın sonunda istifa etti çalıştığı kurumdan. Biraz dinlenme arzusundaydı. Sonrasında yaklaşık 2 hafta sonra vücudunun farklı yerlerinde ağrılar baş gösterdi. İşte ama bunlar günlük ağrılar. Bir gün işte kolun ağrıdı, bir gün midesi, bir gün işte boynundaki ama bunların hepsi lenf bezleri aslında. O bir uyarıydı. Biz tabii doktorlara gittiğimizde kan tahlilleri yapılmaksızın bunlar sadece bölgesel olarak işte rahatsızlıklar gibi adlandırıldı. En son midesi ağrıdığında kan tahlili yapıldı. Orada bütün referans değerlerinin dışında çıktı kanındaki oranlar ve hematolojiye yönlendirildi. Profesör Doktor Ahmet Öztürk kendisi değerleri gördüğünde zaten işte vücut yapısıyla normalde kan değerlerinin tutarsız olduğunu algılayıp hemen aslında lösemi teşhisini koydu. İleri tetkiklerde de türünü belirledi. Akut miyeloid lösemi. Sonrasında hızlı bir tedavi süreci başladı. Yaklaşık 7 ay sürdü. İlk bir ayı tamamen hastanede geçti. Hiç çıkmaksızın. Yoğun bir kemoterapiydi. Sonrasında da 6 kür. Her ay bir haftasını yine hastanede geçirmek kaydıyla 6 kemoterapi daha gördü ve tedavisi tamamlandı. Kemik iliği normale döndü. Sonrasında yaklaşık 10 ay boyunca her şey normaldi. 2 ayda bir kontrolleri vardı. O kontroller geçtiğimiz yaklaşık 3 hafta önce bir kontrolde yine kan değerlerindeki bozulma fark edildi. Hastalığın nüksettiği ortaya çıktı. Bu kez tabii durum biraz daha farklı. Çünkü normal koşullarda kemoterapiyle tedaviden sonra böyle bir nüksetme durumunun yaşanmaması gerekiyordu. Bir kez daha kemoterapiyle tedavi şansları kalmıyor. Çünkü yine kemoterapiyle tedavi etseler benzer bir durum, o nüksetme durumu yine 10 ay, işte 15 ay veya 2 yıl her neyse o süre tekrar aynısı yaşanacak. Çünkü lösemi hücreleri, bunlar tabii ki hepsi doktorlardan öğrendiklerimiz mecburen, fazla zeki hücreler ve bağışıklık sistemine kendilerini dost olarak gösteriyorlar. Kimi hastalarında bağışıklık sistemleri o hücreleri algılayamıyor. Nazlı da onlardan bir tanesi. Bağışıklık sistemi lösemi hücreleri algılayamadığı için tekrar kemoterapiyle tedavi yöntemi uygulamamaya karar verdiler. Bu sefer işte kemik iliğine yönlendirdiler. Şimdi onu bekliyoruz. O süreci de anlatırım.
Peki donör bulmak ne kadar zaman alıyor? Bu konu hakkında fikriniz var mı? Şimdi şöyle, önce hem o şimdiki o nüksetme sonrası hastanede geçen süreci de anlatarak öyle anlatayım. Şimdi yine tekrar bir aylık kemoterapi süreci var, yoğun kemoterapi süreci. Onun son haftasından azlı. Burası tamamlandıktan sonra o donör bakma kısmına geçilecek. O da şöyle olacak, Nazlı'nın doku tipi belirlenecek. Ve o doku tipine uygun Türkiye'de veya dünyada kemik iliği, yani kök hücre bağışçısı aranacak, donör aranacak. Onun için bizim bir haftamız daha var tabii. Buradaki en azından şimdiki tedavisinin tamamlanması sonrası. Kolaylığına, zorluğuna gelince aslında çok kolay değil. Kimi zaman da çok kolay. Değişiyor çünkü Türkiye'de Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, TÜRKÖK, bütün bu kemik iliği nakillerinde tek yetkili organ. Sağlık Bakanlığı, Kızılay, TÜRKÖK. Türkiye'de yaklaşık 388 bin kök hücre bağışçısı var. Ve bunlar içinden o kemik iliği aranmak durumunda. O 388 bin kişide ne oranda bulunacağı tabii ki kişilerin doku tiplerine göre değişiyor. Ama o 388 bin kişi tek umut değil. Çünkü Türkiye'de TÜRKÖK Dünya İyilik Bankası ile de beraber çalışıyor. Yani buradaki imkanlar, buradaki bağışçılar uygun gelmezse, herhangi biri Nazlı'nın doku tipiyle eşleşmezse bu sefer yurt dışına bakılacak. Türkiye'de yurt dışından çok sayıda kişi kök hücre bağışıyla sağlığına kavuşuyor. Örnekleri de var. Bizim yakın çevremizde de var. Yani bu hastalık aslında öyle size, bana veya burada bulunan herhangi birisine o kadar uzak hastalıklar değil. Bir anda sosyal çevrenizde mutlaka bu hastalığı yaşayan kişilere rastlıyorsunuz. Bizde öyle oldu. Etrafımızda gerçekten işte lösemiyle karşı karşıya kalan veya türevleriyle karşı karşıya kalan pek çok kişiyle karşılaştık. Onların da tedavi yöntemlerinde yine ilik nakli var. Pek çoğu için de dediğim gibi yurt dışından gelen kemik iliğiyle yapılan nakiller söz konusu. Dünyada yaklaşık, bildiğim rakamları söylüyorum, 27 milyon kök hücre bağışçısı var. Dünya nüfusuna bakınca 7,5 milyar, 27 milyon gerçekten düşük. Türkiye için de aynı şey geçerli aslında. İşte Türkiye'de 388 bin var ama ülke 81 milyon. Peki, algıyı farklılaştırmak gerekiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hani akraba dışı özellikle Türkiye'de donör bulma oranları oldukça düşük. Hani şimdi arttığı söyleniyor ama yine de yeterli değil. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden insanlar bundan çekiniyor sizce? Şimdi şöyle, birincisi TÜRKÖK projesi aslında yeni bir proje. İşte 2019 hedefleri yanlış hatırlamıyorsam 500 bin civarında bir bağışçı sayısına ulaşmak. Yavaş yavaş üstüne koyuyorlar. Türkiye'de kök hücre bağışına dair bir korku var. Aslında kök hücre bağışı adından ziyade kemik iliği nakli diye duyduklarında insanlar işte korkuyorlar. Onun alınma yöntemlerinden korkuyorlar ki bilmiyorlar, bilmeden korkuyorlar. Yani toplumsal bir cehalet var aslında. İki farklı yöntem var. İnsanlar hala bunu işte 30-35-40 yıl önce işte dünyada uygulanan yöntemle sadece kalçadan işte bir operasyonla, ki o operasyon bile değil yani, iğneyle sadece kalçaya girilip işte kök hücre toplanması, öyle bir operasyon geçireceklerini, çok korkunç yorulacaklarını, işte sağlıklarının bozulacağını vesaire düşünüyorlar. Artık tıp başka bir noktada ve çok daha kolay yöntemlerle yapılıyor. İşte periferik kök hücre toplama diye bir yöntem var. Normal sizi kolunuzdan kan verir gibi bir makineye, aferez diye bir cihaz var. Sizin kanınız alınıyor, o makinenin içinden geçiyor. O sırada kök hücreler toplanıyor, sonra kanınız tekrar size geri veriliyor. Ve hiçbir şekilde sağlığınızdan olmuyorsunuz. Gayet normal hayatınıza devam ediyorsunuz ki diğer yöntem de aynı şekilde. Bunlar aslında basit yöntemler. Sadece takip etmek, okumak, algılamak gerekiyor ve burada bir toplumsal bilinç yaratmak gerekiyor. Yani korkutucu değil. Sonuç olarak bu bağışı yapan kişiler öyle veya böyle bir insana can oluyorlar. O yüzden de hem Kızılay'ın hem de TÜRKÖK'ün sayfalarında kanver.org tüm işte bağış sistemleri üzerine, yani kan bağışı, trombosit, kök hücre hepsi üzerine çok ayrıntılı ama sadece 10 dakikada okuyup işin ne olduğunu anlatan çok güzel metinler var. Tüm sorulara cevap veren metinler var. Onlar işte o toplumsal algıları yıkmak noktasında hani bir 10 dakikalarını ayırsalar işin çok da öyle olmadığını görecekler. Daha fazla bağış olacak diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir de kampanya var. Hikayeme Can Var kampanyası. Evet. Bu nasıl gelişti? Nasıl bulundu bu kampanya? Kampanyanın sahibi Nazlı.
Nazlı geçtiğimiz yıl işte önce bir blogla başladı ilk tedavi sürecinde. Yaşadıklarını yazdı, hem de duygularını yazdı, neler hissettiğini yazdı. Yani sadece gidip de işte orada kendisine verilen ilaçlar, işte yaşadığı süreçler, acılar vesaire değil. Aslında orada bir dönüşüm yaşadı kendi içinde. Yani o hastalıkla mücadele ederken insan kendini biraz daha fazla tanımaya, çevresini tanımaya, farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Orada duygu düşüncelerini anlattı blogda. Bu kez işte nüksettikten sonra yine hastane odasında otururken bir anda işte bir video paylaşmak istedi. Hem çevresindeki insanlar için bir bilinç oluşsun diye, onun durumunu öğrensinler diye. Bir de işte dediğiniz gibi o kampanya, yani amacı daha fazla kök hücre bağışını sağlamak. Sadece kendisi için değil, Nazlı bu kampanyayı kendisi için başlatmadı. Gerçekten de bu sayıları düşük bulduğumuz için Türkiye'de, gerekiyorsa dünyada, onları artırmak için bir ses olmaya karar verdi. O videoyu kayda aldı hastane odasında. Arkasından da o gün zaten hikayeme can ver hashtagini de o gün kendisi yarattı. Sonrasında işte çığ gibi büyüyor. Bir kampanyaya dönüştü. Biz de hani bu noktaya ulaşacağını tahmin etmiyorduk açıkçası. Yani bu kadar destek göreceğini tahmin etmiyorduk. Biz de hani yakın çevremiz için en azından işte hep Nazlı da ben de sonuçta medya mensubuyuz. Ama işte o medya mensubu olmanın biraz da faydasıyla belki. Çevremizdeki insanlar, tabii ki bu işi yapan insanlar, o daha da öte bir boyuta ulaştı. Kampanyaya dönüştü. Şu anda da mutlu. En azından işte bağışları görüyoruz. İşte geri dönüşler alıyoruz. Hem Kızılay'dan hem Türkök'ten gelen telefonlar var. İşte bağışların yoğunluğuna dair. Bu bizi mutlu ediyor. Nazlı'yı daha da çok mutlu ediyor. Nazlı Hanım'ın açtığı blogda hani kendisiyle ilgili paylaştığı şeyler var. Bu hastalığın fiziksel sürecinden ek olarak psikolojik süreci olduğunu da biliyoruz. Hani bu blogda paylaştıkları ona yardımcı oldu mu? Bunları insanlarla paylaşmak. Herhangi bir olumsuz etkisi oldu mu? İnsanlardan aldığı yorumlar itibariyle. Yani yorum, olumsuz yorum tabii ki ben karşılaşmadım. Öyle bir geri dönüşte görmedim ama insanlar tabii ki onu okuduklarında onun neler hissettiğini algılamaları Nazlı'yla olan sohbetlerinde aslında bir referans noktası oldu. Blogun faydası oldu mu? Oldu. Kendisini daha iyi hissetti. Sonuçta konuşmak çok iyi bir eylem bu tür durumlarda. Konuşmanın yanında yazmak daha da iyi bir eylem diye düşünüyorum. Çünkü orada kalıyor ve geri dönüp baktığında şimdi işte o ilk yazıyı yazdığından bu yana 1,5 yıl geçti. Şimdi geri dönüp o blogda yazdıklarına tekrar tekrar baksa kendisinin ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu görecek, neler yaşadığını görecek. Bundan sonrası için de işte ilik nakli kısmında da yine aynı gücü toparlayacak. O bir hatırat. İnsanlar okur okumaz o başka bir şey tabii ama okuyorlar da. Yani onun geri dönüşlerini de alıyoruz. Psikolojik olarak da yardım olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir şekilde kafanızı boşaltmanız gerekiyor. Birileriyle paylaşmanız gerekiyor. Her zaman sözle paylaşamıyorsunuz. Yani ben eşiyim. Yani benimle de mutlaka paylaşmadığı şeyler vardır. Annesiyle, abisiyle, babasıyla paylaşmadığı şeyler vardır. Çünkü o hastalığı yaşarken biz de onu en fazla izlemekle, yanında durmakla yetinebiliyoruz. Bizi de üzmek istemediğini biliyorum. Kendisi gibi. Yazarak iyi hissettiğine inanıyorum. Peki kampanya sonrasında bağış şeylerinde artış, sayılarında artış gözüldü mü? Rakamsal olarak yani direkt olarak şu kadar arttı, bu kadar arttı gibi bir sayı vermem mümkün değil ama işte hem Nazlı'nın Instagram ve Twitter hem de benim hesabımdan işte tanıdığımız, tanımadığımız pek çok insanın Kızılay Kan Bağışı merkezlerine giderek kök hücre bağışçısı olduklarını görüyoruz. İşte o paylaşımlarda da bulunuyorlar. Çok sayıda mesaj alıyoruz. Hem destek mesajı hem de işte kök hücre bağışçısı olduklarına dair. Tabii burada bazı şartlar var kök hücre bağışında. İşte birçok arkadaşımız var veya işte bize yardımcı olmak veya bütün bu ilik nakli bekleyenlere yardımcı olmak için gidenler var kan bağışı merkezine. Örneğin düzenli ilaç kullananlar, işte gittim ama veremedim diyorlar. İşte bazı örneğin hepatit B, C, sifilis, işte kanser, HIV gibi veya kronik hastalıklar olanlar kan bağışı, yani kök hücre bağışçısı olamıyorlar. Bu ve benzeri hastalıkların veya kıyısından köşesinden geçenlerin gidip geri döndüğünü de biliyoruz. O anlamda total sayıya baktığımızda bağışlar gerçekten umut veriyor. Nazlı için olduğu kadar gerçekten de bunu samimiyetle söylüyorum. Aslında tüm ilik bekleyen o binlerce kişi için, çünkü Türkiye'de sayıları azımsanmayacak ölçüde ve 388 bin içinde işte
tutma oranı o 3000 kişi için gerçekten de öyle çok yüksek rakamlar değil, yüzdelerden bahsetmiyoruz. Ne kadar çok olursa o sayı, işte Türk kökün hedefi 500 bin, o 500 binin ne kadar çabuk bulunursa veya onun üstüne ne kadar çabuk çıkılırsa tüm bu hastalar için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Peki son olarak sizden de nasıl bağışçı olacağımızı duyabilirimizi anlatırsınız. Şöyle, Türk Kızılay'ın kan bağışı merkezleri var. Kan bağışı merkezlerine gidiyorsunuz, bir protokol veriyorlar, işte iki sayfa. İmzalıyorsunuz. Sizden 3 tüp kan alıyorlar. O 3 tüp kan, tabii ki az önce bahsettiğim o hastalıklara sahip olmayacaksınız. Sizden 3 tüp kan alıyorlar. O kanlar üzerinde önce bir inceleme yapılıyor. Herhangi bir hastalığınız var mı? Yoksa o kanlar, o 3 tüp kan Ankara'ya gönderiliyor. Türk Kök Merkezi'ne sizin doku tipiniz çıkartılıyor ve sisteme, veri bankasına işleniyor. Veri bankasına işlendikten sonra siz artık bir kök hücre bağışçı adayı oluyorsunuz. Sadece adaysınız. Yani 3 tüp verdiğinizde aslında ilik nakli için bir kök hücre vermiş olmuyorsunuz. Sadece adaysınız. Sisteme işleniyorsunuz. Sonrasında uygun bir eşleşme olduğunda, bu bir yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir. Sizi çağırıyorlar. Tekrar bir 3 tüp kan alıyorlar. O aradaki dönemde bir hastalık geçirip geçirmediğinize bakıyorlar. Yoksa hala sağlıklıysanız tekrar çağırıyorlar sizi Kızılay'dan ve diyorlar ki işte yaşını, cinsiyetini ve hastalığını söyleyerek, gizlilik gerçekten esas, hem hasta tarafında hem bağışçı tarafında size sonuç durumu anlatıyorlar. Şu yaşı şu, hastalığı bu, cinsiyeti bu diye ve bağışçı olup olmak isteyip istemediğinizi soruyorlar. Siz kabul ederseniz işte o doktorun, yani hastanın doktorunun hangi yöntemi, kalçadan mı yoksa koldan periferik yöntemle mi nakil yapmak istediğini öğreniyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi işte koldan yapılacaksa önden 5 gün kandaki kök hücreleri büyüten bir aşılama yapılıyor sadece. Sonrasında periferik yöntemle, az önce anlattığım yöntemle kök hücre bağışı yapıyorsunuz. Diğerinde de sadece o gün hastaneye gidip 3-4 saatlik veya 5 saatlik bir işte küçük operasyon diyelim onun adına, kalça kemiğinizden ilk toplanıyor ve bağışı yapmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Nazlı Akdoğar sağlık koşulları nedeniyle burada olamadı ama eşiyle birlikteydik. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Güzel, buradan kendisine de sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Böyle haber vesaire gündem programından bugünlük bu kadar. Cuma günü saat 10.30'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.